Şuraya bak. Minderi de yakıyoruz burada. Aman. Vallahi. Hı? Aşırı çok. Aha geçmiş minder. Su getir. Mutfa getir. Bu mu? Vallahi. Getir su getir. Minder mi? Ne var? Çantalarımızı çıkaralım. Biraz mola verelim buradan. Çok evet abi. Senin mola yeri güzelmiş ama ya. İyi değil mi? Vallahi iyi. Burada yazlarım dinlenme yerimdi. Abi vallahi çok iyi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Mustafa arkadaşımız da geldi. Metin selamun aleyküm. Yeğenimiz. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk abi. Bugün daha evimize artık Mustafa sen de bizim gibi turizme geliyorsun. Artık sen de biraz tatile ayrıldın değil mi? Eşti abi ya. 15-20 gün biraz tatil yapacaksın. Biraz boşluk oldu. Ya dinlemek lazım abi ya. Çalış. Kendin biliyorum. Şantiyede de beraberdik Mustafa'yla. İşte bizim yer kapanınca Mustafa'nın çalıştığı yer devam edince artık ona da belli bir ara vereceksiniz değil mi? Evet abi ya. O yüzden sen de turizme gideceksin artık. Gideceğim abi ya. Ya şeyden ara vermesinden ziyade şantiyede olmuyor Mehmet abi ya. Hani kendin de gördün geldin. Tabii benim şartları zor. İyi değil. Çalışma saatlerde biraz şey olunca. Yani. Biz turizmde çalışan adamlar turizmi işi daha şey ya fazla yorucu olmuyor. Tabii abi ya şimdi mesela orada 8 saat çalışıyorsun. Sosyal hakların hepsi aynen mevcut. Şimdi izinin kullanıyorsun. Tabii. Çalıştığın mesain alıyorsun. Maaşın düzenli. Şimdi buralarda kendin gördüğün zaten aynen para yüzünden zaten hiç şeyimiz yok. Aynen. Kalan dersen 12 saat çalışıyorsun. Yeri gelir 16 saat çalışıyorsun. İzin yok. Bir şey yok doğru düzgün. Evet. Hani ora biraz daha böyle emekli, işi gücü olmayacak emekli bir adam olabilir. Yani bizlere göre değil o iş ya. Ya yine ekmek yedik iyi kötü Allah. Tabii yani, yedik Allah'a şükür. Adamlardan Allah razı olsun. Yine yani çalıştık ettik. Ve oranın da işte belli şantiye işinin belli bir zamanı oluyor. İşte adamların elektriği işi bitti mi ne yapıyorlar? Buradan Kayseri'ye geliyor, Denizli'ye geliyor. Sağa ve sola. De devamlı dolandıkları için sabit bir iş olmuyor. Aynı senin dediğin gibi emekli bir adam işi. Değil mi? Adamlarla gidecek, sağa da gidecek, sola da gidecek. Arkasına hani işte aynı şey olmayacak. Yani arkasında düşünecek iş olmayacak. Şimdi sen evlisin, ben nişanlıyım. Evet. Şimdi ben 2 gün sonra evleneceğim Allah nasip edersin. O zaman nasıl gideceğim? Yani ben evlendikten sonra geçsem Zeynep bana diyecek ki sen biz niye evlendik diyecek. Doğru değil mi? Tabii. Eve gelmedikten sonra. Bu iş yürümez böyle giderse diyecek değil mi? Tabii canım. Ama şimdi Zeynep Hanım da turizmde çalışıyor değil mi? Ya şimdi balonla şimdi beraber aynı mutfakta çalışmanıza da devam edersiniz. Tabii beraber daha gideceğiz. Daha bir düzenli olur. Beraber gideceğiz Allah nasip ederse. Siz evi de götürürsünüz herhalde. Evet tabii inşallah bakalım evi Haziran gibi falan tutmayı düşünüyorum. İşte Ağustos'ta düğün var. Tabii işleri biraz daha. Biraz da rayına koyup evi tutup Allah aşkına. Sen işten izin mi alacaksın o zaman? O zaman izin alacağım abi ya. O zaman en azından bir aylık izin alman lazım. 20 gün minimum izin alacağım. Ya tabii yani. Düğün olacaksa. Düğün olacak yani şimdi Ağustos'un 4'ünde düğün düşünüyordu inşallah. İnşallah. Köyde yapacaksın düğünü burada. Burada yapacağım abi. Yani. Ya Bozkır'da olacak da. Yani işte Bozkır ortalığı. İzleyicilerimiz de buradan seslenelim. Düğüne davet ediyoruz. İnşallah ya tabii abi gelsin. Herkes gelsin. Ben her zaman şunu derim abi hani bu taraf var ya yolu düşünürse mesela hani tabii bizlerin hani ne bileyim hani çok şeyimiz yok çok tanınmış değiliz ama biz her zaman gelene kucak açarız hani. Aynen. Biri gelsin ekmeğimiz yenilir çayımız içilir bizim hani düğünüme de 4 Ağustos'ta hani yolu düşen olursa herkes çıksın gelsin. Aynen. Ben isterim yani birilerinin gelmesi misafirim olsun evimde de misafir ederim geleni. Abi o gelen miktara bağlı şimdi. Tabii çok. Daha evimiz de var. Ya her yerde evimiz de var. Senin daha evi var. Seydan abinin daha evi var. Dolduruyoruz aslında. Seydan'ın ki kocaman yer orada 30 tane adam gene yatırız orada varsa. Değil mi? Yani. Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah gelin olursa her zaman kapımız açık abi ya. Yolumuza devam edelim mi? Edelim abi. Evet arkadaşlar hepimize şimdiden iyi seyirler olsun. Yavaş yavaş çıkalım değil mi? Çıkalım abi. Buralarda akşam üstlenmek tehlikeli olur Mustafa. Allah abi. Tabii. Gerçi hep doğumlu. Tabii. Abi ayda var diyorlar. Ayda var. Geçen ben Yara köye geldiğimde gördüm internetten sildim hatta. Ayı mı? Ayı yavrusu gördüm ben. Burada. Gri bir şey şeydi. Mehmet Uygun gülüyor orada. Ha olur. Oranın orada zaten gelmiş gibi ara. He. Arılar var ya.
arılara olduğu yere aşık aldı mı devamlı gelir ayı. Affetmez yani. Değil mi? Balayacak tabii can. Bala gelir de. Gel Mustafa Şef bakalım, az kaldı. Yorulduk abi. Sen epeydir de dağlara çıkmıyorsun değil mi? Yok abi ya, ben hep ya düzlükte kamyon şoförlüğü yapıyorum. Aşçılığı da bıraktın herhalde. Aşçılık da yapmıyorum 2-3 aydır abi. Şoförlük yapıyorum. Ehliyet var değil mi? Var var. Operatörlük belgem yok ama her şeyi kullanıyorum yine. Tabi inşaat alanında sadece. Aslında tam burada manzaralı bir yer. Su yakın olsa buraya da güzel bir ev yapılır değil mi? Benim abi, vallahi. Baksana karşı dağlara. Oralara dün daha çok yağdı demek ki kar. Yükseklere yağmış. Yani yükseklere yağmış tutmuş da bak. Böyle. Bizim oradan bu yana doğru yok ama. İşte oraya biraz güney yakı olduğu için o bölgeler eriyor komple değil mi? İnşallah kar... burada yağar be abi. İyi bir kar yağmadı, bu yıl yağmadı. İnşallah. Bu sene hakikaten hemen hemen hiç yağmadı gibi bir şey oldu ya. Değil mi? Vallahi ya bir zamanki gibi baharın yağacak. O zaman da ne varsa üşüdür. Artık elma, armut bahçeler de üşürse ondan sonra onu da pahalı olur artık. Zaten şimdi de pahalı da değil mi? Tabii can. Fark olur tabii abi. Olur. Mehmet abi zafere ulaştık mı? Evet geldik Allah'ın izniyle artık. Çiğdemlerin biraz üşümüş. Biraz da duruyor bak. Çünkü yağan kardan geçen gün açıklardı zaten de. Yağan kardan üşümüşlerdi. Bak bura biraz güney yak olduğu için bunlarda bir şey yok ama çoğu genelde üşümüş. Geçen bayağı çok çiğdem vardı. Evet, evimize de geldik şükürler olsun. Çatıdan yağmur suları akıyor şu anda.
Şey dövüşecekler dursun kardeş, şu battaniye ile ikisini aldın mı yeter. Bunları şu kulaklara. Kahvemizi de içelim artık değil mi? İçelim içelim abi. İyi oluyor böyle ya. Evet. Bir çalış bir dur, bir çalış abi, bir dur. Daha evine geldin mi biraz çalışacağım, ondan sonra tekrar dinleneceğim. Çaydan iyice bayramış ha. Vallahi abi iyi olmuş. Şeyi de aldım, tandeviz çekmeyi de aldım. Tandeviz de yapacağız. Böyle kömbe ekmek, döner ekmeği var ya. He. Ona bak şeyleri getireceğiz de unuttuk ya. Mayonez de ketçap. Dur getirdin mi ya? Bak bakalım. Unuttum herhalde ya. Bu yağımız. Sabah kahvaltılık zeytin de getirdim, yeşil zeytin. Bunlar zeytine iyi benziyor ha, kırma zeytin. Kırma, salam. Oo. Sandviç salamlı yapacağız. Yumurtalı. Ama mayonezi şey unutmuşuz, öyle de yeriz ya. Mayonezi şeye de gerek yok abi ya. Değil mi? Yapalım. Abi ne alıyoruz ya? Devirmen gibi oldu bura. Vallahi. Değil mi? Uyuduyor abi direkt. Yukarıda çok kuru odun var. İledimler hep kırılmış, çürümüş. Anladın mı? Bunu attığın zaman iyi yanıyor. Tabii. Ormanda çürüp gideceğine yansın var abi. Ya millet de gelip toplamıyor gerçi çok kuru ya. Ya adamlar şimdi eskisi gibi değil. Hep şimdi köyde satın alıyorlar odunu işte. Hmm. Devlet kesiyor buralar ya. Hmm. Kesiyor, köylüye ucuzca veriyor. Herkes satın alıyor. Ya, kimse ya uğraşmıyor eskisi gibi odunla. İşte dağ evinin vazgeçilmezi şöminedir, bacadır abi, yani. Çok iyi olmuş senin buraya. Ben ilk defa geliyorum. İlk defa geldim değil mi? Gelmek nasip olmadı daha önce. Çok çağırdın gel diye de bir türlü çıkamadık. Burada şeyde biraz zorlaştım o şey.
Yemek yaparken soğan da kızartırız burada ızgarada. Izgaramız orada var bak. Ha. Izgara yağı. Şimdi cüzdanı biliriz. O ızgara öbür tel ızgaralar gibi yapıştırmaz. Tam güzelce çıkarıyor. Seydal hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Ne yapan ya? İyi vallahi sen ne yapan? İyi vallahi biz de Mustafa ile geldik bu ömre ya. İyi yapmışsınız ya. Ben de ne zamandır görmezdim Mustafa'yı da. O da işten izinliymiş herhalde. Turizme gidecek, gitmeden biraz izine ayrılık. 15-20 yıl sonra o da başlayacak turizme. Hayırlısı ya. İyisin Mustafa. Abi. Abim. Ne yapan? İyi vallahi sen ne yapan? Sen ne yapıyorsun abi? Oldu. Biraz da içeriden mi var o çamur, ama içeriden çamur olmaması lazım. İçeriden şu. De var azıcık. Öyle mi? Düşme. İyi oldu. Düşersen iyi. Haber et. Tamam abi, bağırayım ben. Şunlar içeriden mi, şu lekeler? Bazısı içeriden. Güzel bir yağış olur inşallah. Yağacak gibi ama bulutlar iyice geldi simsiyah, baksana. Şu tarafa bir. Değil mi? Azıcık akşamüstü geliyor gibi. İnşallah güzel bir yağış olur. Maçı da burada izleriz, Galatasaray maçını. Ben inerim enişte. Maça ineceğim mi? Yemeği maçtan yer. Sonra inersin ya. Yemeği maç yer, zaten 8.45'te maç. Geç. Erken az sonra zaten 8 olur saat. Evet, yemeğimizi yiyelim. Bugün bir akşam sandviç mi yapacağız? Ne yapacağız? Olur abi, Cenab-ı Allah'ım ne verdi ki sandviç mandviç. Tavuk salmadı Mehmet abi ya. Ha, o sabah gece de yeriz ya. Yani. Değil mi? Abi canım. Midemiz gece ya da gündüz oldu. Nerede mi yiyecek lan o zaman? Değil mi abi? Ulan Mustafa. Ben hep o mantıkla yiyorum ben. Gece de çok yiyorum o yüzden. Ulan mı kilo alıyorum acaba? Abi bir yıldır, bir buçuk yıldır şey mi, hani diyet yapacağım, zayıflayacağım diyorum. En son geçen gün tartıya çıktım, 105 kilo. Hakikaten sen bayağı kilo almışsın Mustafa ya. Abi zayıflamışsın diyeceğim diye sevindim de ciddi kilo mu almışsın? Nereye zayıflamışsın? Yok abi ya. En son seni bıraktığımda 90 kilo muydun? Dün Seydişehir'e gittim, Seydişehir'de ekmek 4 lira. Valla. Biraz gramajı az herhalde. Yok aynı. Rekabet de var orada. 40 tane ekmek aldım orada. Dolaba koydum. Dolapta koyduğun zaman bayatlamıyorsun. Ya da şey mi yapsak? Mantar var, soğan var. Mantarlı, soğanlı, biberli, bir melemenli yapsak. Domatesli. Olabilir ama o da olur. Daha iyi olur ya. Olur. Ekmekleri şöyle içeri koyayım da şimdi sen yersin hemen yapmadan. Deminden beri bitirdin, al neyse bundayı bakayım. Sen yiyeceğim al. Vallahi acıktık da. Neyse götürün bakayım. Neyse bir parça daha ben alayım. Burada aldın mı? Yeni... Seydişehir'den aldım ama ya. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Isıtacağım ben. Abi, çok güzel ekme ha. Onu da ısıtıyorsun. Onun ağzı sınayın. Şurada. Şurada. Oo, mantarımız var. Mantarı doğrayacağız. Yumurta da var. Soğanımızı, muğanımızı ayarlayacağız, anladın mı? Emret Mehmet abi istediğin her şeyi yapar. Ondan sonra tavalarımız burada bak. Buralar lokanta gibi. Abi hakikaten senin burada ekipman var, her şey var. RYMS'nin mutfağı gibi burada. Aynı orada çalıştığın yer gibi düşün yani. Ne şey var maşallah. Allah'ım ekmeğin yokluğunu göstermesin. Amin. Acıktın mı lan Mustafa? Acıktım abi. Biliyorsun ben tonajlı bir insanım. Çok yakıyorum. Ne güzel ısıttın lan abi. Mehmet abim bıçakları da iyi ya. Ver o ekmeği gayrı. Yiyeceğim mi? Al da alsın. Bir de yağmur yağarsa hava iyice karardı, 10 numara olacak değil mi? Olur.
Ekmekler ne getirdin lan ekmekler? Ya hamur şeyde var, un da var. Yoğuru şey yaparız, maya hepsi var burada. Ha varsa pişi falan yaparız lan. Tabi. Soba yanınca açarız sındırmada. Vallahi güzel oldu abi. Ama ekmek falan bayağı yumuşam öyle değil mi? Güzel ekmek. Evet. Bundan 4 tane yesen beni doyurur. Bu kaç para? Bu 2,5 lira. Oğlum var. He. Bundan 5-6 yesen doyarım o zaman. Soğanımız neredeydi? Daha bak bu domates biberler ta geçenden. Öylece duruyorlar. Bunda bitti mantar da. Evet, menüde mantarlı menemen var. Yemeği ben doğrayayım, sen de bir şire edebilirim usta. Haydutun abi. Sen emret yeter ki. Ben senin çırağınım. Ricamız olur, ayet et. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet abi de acıkmış, ne alayım? Sen bitirdin mi? Bitirdim abi. Al hadi bir parça. Yok yok, şuradan bir parça yedin. Ekmeğiyle yemeğiyle yeriz abi, ya daha iyi olur. Sen ekmek ne kadar getirdin? Burada abi. Buradan götürdüm. İki tane var mı? Aha şu var. Tamam yeter. Yeter mi? Yetmezse Seyder abi alıp gelsin. Yok. Emir eylemez mi Seyid abi? Onun ayağı yendi. Telefonun para buraya, bebeşine kamera yerle sıcaklık vuruyor ha. İşte o büyük abi, valla ben kılla yiyorum diyor. Şuraya bak. Minderi de yakıyoruz burada. Aman. Vallahi. Hı? Aşırı çok. Aha geçmiş minder. Sıkıyorsun. Mutlak atıyorsun. Değil mi? Vallahi. Getir kuvvetir. Minderinin ne varsa yanıyor. Abi bir şey dök ya. Mikrofona dikkat et. Evet.
Şimdi her gitti tamam. Tamam kurtardık işi bir sakatlık yapmadan. Sıcaktan yanaşamıyor burada. Aa, aşırı elim sıcak yakın oldu. Aa, ya. Nereden var ya? İşte herhalde az mı kaldı? Az kaldı işte. Çayları da dolduralım ya. Tabağı bir dolduralım hemen. Nerede çaydanlık? Burada değil mi? Ha. Benim bardağı da. Gel köyü de manzaradan izleyelim. Şeker orada mıydı? Bir tane ver yeter ya. Baksana köyde ışıklar yanmaya başladı. Allah abi manzara çok iyi buranın ya. Değil mi? Maşallah baba. Burada bıraksalar bir hafta yaşar beni. Yaşanır. Burada ben bazen geri döneceğim diye iniyorum. Köyden geliyorum. Ateşi yakıyorum. Burada bir vücut kendini bir bırakıyor. Bu uyuyor. Abi sen gidesi gelmez. Oluyor bazen yani. Gidesi gelmez burada yani. Yani. Baksana şu ortam çok iyi ya. Güzel değil mi? Abi ekipmanlar da hani iyi kötü. Hani tesisat olur ya insanın. Aynen. Işık sıkıntımız yok. Hani şarj sıkıntımız yok. Şimdi yağışı da bekliyoruz. Az önce biraz hafif karışır gibi oldu. İnşallah. İnşallah bir yağmur sürüyor. Yağışın da devamı bir gelir. İnşallah abi bir yağarsa güzel olur. Yani. Ondan sonra güzelce olur inşallah Allah'ın izniyle. Bereket abi sonuçta ya. Aynen. Ömer'i görünüyor buradan da. Tam zirve ya. Tam zirve. Bir de evin buranın mesela aşırı soğuk olmamasının sebebi sırtı dağ biliyor musun? Hı-hı. Sırtı dağa yapılınca esintiyi oradan kesinlikle esinti gelen yerden esintiyi almıyor şu taraftan. Hı-hı. Zaten esinti oradan geliyor. He, yukarıdan dağdan. Burada da zaten baca var. Bacayı da zaten yakıyorsun yattığın zaman. Gelen soğuk da kesiliyor. Soba da yanıyor. O zaman çok güzel oluyor yani. Yazın da serin oluyor değil mi abi? He. Eski taş evlerin işte şeyi o demek ki. Kışın sıcak tutması, yarın tabii. Yazın serin olması. Bir de burayı tam düzenli sıvayamadık. Bir de sıvayabilsek daha güzel olacak. Seyda'yla bir bakmışsın az sonra çıkıp geliyor mu? Gelebilir yani değil mi? Gidebilir mi olacağım? Bu kadar dedik gitme gitme diye ya. Evet, usta artık
Saat gecenin biri oldu arkadaşlar. İkiye geliyor abi hafiften saat. Hafiften kar yağışı kırcımaya devam ediyor. İnşallah şöyle bir sıklaşırsa kar yağışı değil mi? Vallahi iyi olur. Lan ya yatağı da iyi yaptın ha. İyi değil mi? Araya da vallahi yastıkları yığdın lan. Bizi de koşu yatıverdi şuraya. Yani şurada ördün. Niye böyle böyle ama neyse. Ev kötü yatacağız gari. Şimdi misafir. Umduğunu değil bunduğunu değil. Değil mi? Şimdi Seyit Ali olsaydı ne yapacaktı? O da mecbur. Şuraya yatacaktı. Kırmızı kilimin üstünde yatacaktı. Yanımıza kıvrılacaktı. Beraber yatırdık biz önüne. Ama şükürler olsun gene zobamız yanıyor yani. Uy içeri serin değil abi ya. Evet. Terliyoruz bile canım durduğumuz yerde bak. Aynen. Vallahi şükür. Tekrar bir çay daha koydum arkadaşlar. Tabi muhabbet. Dağ evinde de güzel oluyor değil mi? Vallahi abi özlemişiz ya. Sakin, huzur. Uyumazsak o çay kaynadığında demleriz. Uyursak da artık yani, sabaha demleriz. Yeni alıştıydım onda yatmaya. Bayağı durduk tamam, gene. Gözler... Bir ara gözler gidiyordu benim yavaşça. Gene de gitti yani senin gözler. Ya ne olacak ya. Alışınca sen erken uyumaya. Geçe kaldı mı? Aman üşütme sonra baban demesin. Ya benim oğlanı götürdün oralarda da üşüttün demesin. Hastalandırdım. Evet. Allah'a şükür. Allah şükür yarabbim. Vallahi Mehmet ağa iyi oldu be. İyi oldu değil mi? Vallahi iyi olmaz mı ya? Kafamızı dinlendirdik. Dışarıda sesleri duydun mu? Duydum. Az önce nasıl gelişirlerdi? Onlar harekete geçtiler şimdi anladın mı? Tabii canım. Paldırtı küldürtü şimdi dışarıda savaş var. Şimdi dışarıya? Dışarıda ekşi kurmayacak. Bu saatten sonrası dışarıda sadece pencereden bakmayacağım bile diyor ya. Pencereden bakmayacağım. Oraya bile perde getireceğim unuttum ben. Oraya bir ayı dikilse. Ayı dikilmesine gerek yok. Zaten pencereyi bir çekti mi kırar attıver orayı. Valla. Devi verdi mi gitti zaten. Tüfeği ver de şuraya koyalım. Bir de oradan tüfek alamayız öyle bir şey olursa. Valla korkudan zaten. Kaçacak yerde yok dedi. Valla elimize yağmıza dolaşıyor mu da. Neyse hadi Allah rahatlık versin hepimize uyuyalım gayrı değil mi? Taş vallahi sıcacık. Evet arkadaşlar şu anda gecenin saat 5'i. Yağmurumuz da yağmaya başladı artık. Thank you.
saat 7 olmuş. Usta! Haydi bakayım. Kalk da çorbamızı da içelim. Ne burada kıda yataydık be. He? Bu kıda yataydık be. Yeter yattığımız lan da. Gece de iyi yağmur yağdı. Sen yağmur yağar kayıp duruyordun ha. Valla arada bir tıpı tıpı duydum ama. Yağmurun mu? Hayati patron aradı mı? Hayati patron mu? Akşam aradı mıydı? Ha, aradı abi ya. Rezil etti beni. Adam sabahla çağırıyor, kalk gel diyor. Ulan bu ne kalkması desene de. Bağdayım ben dedim. Nasıl kalkayım da geleyim dedim. Ay abi dedim. Evet arkadaşlar, iş yerinden Mustafa arkadaşımız da aradılar. O da sabahın erken saatlerinde 7.30'da hemen yola çıkıyor. Tabi biz buradayız, çorbamızı yapacağız. Abi çorbayı seniz gayrı. Hafiften de kar geliyor bak. Vallahi kar yağışını da bekleyin diye ondan baksana, ediyorum ben. Çilemeye başladı. Yukarı depe falan iyice dumanlandı baksana. Biz işte. İnşallah güzel bir yağış olur. Halimizi görüyorsun işte, aradılar mı koşuyoruz. Neyse izinini yaptın gayrı ya. Tabii canım. Evet abi, her şey için sağ ol. Sen de Allah sağ ol kardeşim, hadi yolumuz açık olsun. Kendine iyi bak. Hepimiz afiyet olsun. Allah'a emanet olalım. İzleyenlerden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hadi sağ olasın, yolun açık olsun. Bak bulgur yeni yağıyor. Evet arkadaşlar, yağış da hemen geldi. Şu karşı dağlara zaten bayağı kı. Vallahi kar geliyor. Şu şekilde yağmış. Halen yağıyor iyice. Aşağı doğru çökmüş. Sis. Hadi yolun açık olsun. Allah'a emanet abi. Hadi bakayım. Dikkat et aşağılarda mahlukatlara. Ha, oradan eniver dimdik. Buradan gitme mi şöyle? Oradan gitme, orası ormanlık. Orada erken saatlerde oraya inme. Akşamdan da kaynama için sobanın üstüne bırakmıştım. İyice ilmik ilmik pişmiş. Tavuk suyumuzu da ilave edeceğiz. Ekmeğimiz piştikten sonra. Ekstra bir sos yapmayacağım arkadaşlar. Sade kaynayan tavuk suyu zaten yeterince lezzetini almış. Bol tavuklu bir tavuk suyu çorbasını içeceğim inşallah.
Çorbamı da içtikten sonra çayımı da demledim sobanın üstünde. İnşallah çorbamı da içip Cuma'ya yetişmem lazım. Saat şu anda 11. Bir saatte de inşallah aşağıya inerim. İçeride soba yandığı için tişörtle dolaşıyoruz. Dışarı çıktık mı mecbur kapşonumuzu, kazağımızı giyiyoruz. Çünkü dışarı şu anda hafif de yağmur çiseme var. Ama biraz soğuk. Şu karşı ileriki yerlere de muhtemelen yağış, kar yağış ufak da olsa yağıyor. Az sonra o bölgeyi de sizinle paylaşırım arkadaşlar. Kuşlar da maşallah baharın habercisi gibi her tarafta şu anda kuşlar ötüyor. Muhtemelen buraya ufak da olsa ilerideki tepeye kar yağışı var arkadaşlar. Dün bu kadar beyaz değildi. Bugün bayağı beyazlamış. Gece buraya yağmur yağarken demek ki oraya kar yağmış.
İnşallah nasip olursa bir günde size bu ilerideki büyük dağa çıkıp oradan video paylaşırım Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, artık videomuza da burada veda edelim. Hepimizin cuması hayırlı ve bereketli olsun.